Merhabalar arkadaşlar. Ekranda görmüş olduğunuz sinyaller ve kazanç yüzdeleri birazdan öğreneceğiniz stratejiye aittir. Videonun sonunda 50 sinyalini test edeceğimiz bu harika alsat stratejisi 50 sinyalin 43'ünde başarılı oldu. Bu videoda en dip nasıl tespit edilir? Yükselişten önce nasıl al sinyali alırız? Yani kısaca kripto paralardan nasıl kazanç sağlarız? Bunu öğreneceğiz arkadaşlar. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar şimdi kurulumumuzu yapacağız çok detaylı bir şekilde. Ben ne yapıyorsam aynısını yapın arkadaşlar. Hiçbir şekilde hani farklı bir şey yapmayın. Ben ne yapıyorsam aynı şekilde kurulumunuzu yapın, renklerini bile aynı yapın. Çünkü bu sistem çok özel ve Dekkalık grafiklerde inanılmaz bir şekilde çalışıyor. İstediğiniz kadar bek yapın. Bunu sizler de zaten göreceksiniz. Ben ne yapıyorsam, hangi indikatörü kullanıyorsam, hangi ayarını yapıyorsam aynısını yapın ve testlerinize başlayın arkadaşlar. Canlı testlerinize de başlayabilirsiniz. Belirli bir miktar bakiyeyle ile ufak ufak da başlayabilirsiniz. Testlerinizi kesinlikle zaten yapın. Testlerinizi yapmadan al satışlemlerine girmeyin arkadaşlar. Buradaki strateji gerçekten çok çok özel ve inanın buradaki strateji öğrenmeye değer bir strateji arkadaşlar. Kesinlikle videomuzu öğreniyoruz detaylı bir şekilde. Ben ne yapıyorsam aynı şekilde kurulumunu yapın arkadaşlar mutlaka. Şimdi Tradingview.com sitesi üzerinden bakın birçok kişi soruyor bunu. Tradingview'dan yapıyorum ben bunu. Buradaki arkadaşlar ekranda görmüş olduğunuz uygulamada Tradingview'un masaüstü uygulaması yani Tradingview.com sitesi üzerinden masaüstü uygulamasını indirebilirsiniz ve bilgisayarınızdan uygulama olarak kurabilirsiniz. Yani uygulama olarak bu şekilde açıp trade'lerinizi gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca ben sizlere Pro üyelik üzerinden de göstermiyorum. Zaten en fazla 3 tane indikatör üzerinden gösteriyorum sistemlerimizi. Baktığınız zaman zaten 3 tane indikatör görüyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde yani TradingView ve ücret ödemeden bile nasıl indikatörlerle para kazanabiliriz? Bunlardan bahsediyoruz videolarımızda zaten. Onlarımız belli. Bu şekilde arkadaşlar tradingview.com sitesi üzerinden veya TradingView uygulamasından bu şekilde arkadaşlar ekranımızı açtık öncelikle. Sonrasında göstergeler bölümüne bir kez tıklıyoruz ve göstergeler bölümünde İlk indikatörümüz arkadaşlar çok önemli bir indikatör. Yani tek başına bile mucizevi bir indikatör arkadaşlar. Benim en beğendiğim favori indikatörlerinin arasında bu indikatör. Çok özel bir indikatör. VT Altra LB yazdığınızda çıkacaktır bu. WT Altra LB. Bakın direkt karşımıza çıktı bu şekilde. Zaten favorilerinde de kullanıyorum zaten. Favori indikatörlerinden bir tanesi arkadaşlar. Bu şekilde tıkladık ve grafiklerimize entegre ettik şimdi ilk indikatörümüzü. İlk indikatörümüzün ayarları çok çok önemli. Detaylı bir şekilde izlemenizi sizlerden rica ediyorum. İleride diğer indikatörü de göstereceğim ve ikisinin arkadaşlar verdiği ortak sinyallerle neler yapabiliriz? İkisi birbirinin teyitlerini nasıl yapar? Yani iki indikatör birbirlerinin yanlış sinyallerini, hatalı sinyallerini nasıl bulur? Bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Burada iki indikatör kullanmamızın sebebi wave trend osilatör yani aşağıdaki indikatörümüzün arkadaşlar hatalı sinyallerini tespit etmesini sağlamamız. İkinci indikatörümüz bu işe yarıyor. Şimdi İlk indikatörümüz üzerinde duralım arkadaşlar. Çok uzun ve anlaşılır bir şekilde ilk indikatörümüzün üzerinde duralım. Geldik VT Altı LB yazdık ve tıkladık. Göstergelerden ne yaptık? Entegre ettik. Buradan ayarlarına bir kez tıklıyoruz arkadaşlar hemen. Buradan bakın. Öncelikle buradaki ayarlar arkadaşlar 10 21 60 53 eksi 60 ve eksi 53 şeklinde orijinal şeklinde yani bakın orijinal şeklinde kalıyor. Burada sadece stil bölümünde değişiklikler yapacağız. Sonrasında arkadaşlar stil bölümüne geliyoruz. Evet. Burada önemli ayarlarımız var. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? İlk olarak bakın buradaki tiki kapatıyoruz. Yani ortadaki çizgimizi kapatıyoruz. Sonrasında bakın buradaki çizgimiz kalıyor. Neden kalacağını birazdan anlatacağım zaten. Sonrasında buradan arkadaşlar bu şekilde saydamlığını -down da arttırabilirsiniz detaylı bir şekilde. Sonrasında bakın çizim bölümünden bakın alt çizgiyi de burada bırakıyoruz bakın %100'e getirdik ki detaylı bir şekilde görelim arkadaşlar. Sonrasında bunu kapatıyoruz. Buradaki çizgimizi de kapatıyoruz. Sonrasında arkadaşlar buradaki çizgimiz açık kalıyor. Bunu beyaz olarak güncelleyebiliriz bu şekilde. Beyaz olarak güncelleyebiliriz. Tabii ki de arka planınız beyazsa bunu siyah olarak güncelleyebilirsiniz. Sonrasında baktık. Buradaki arkadaşlar yine diğer bu diğer çizgiyi de buradan bakın çizgi şeklinde getiriyoruz. Bakın görmüş olduğunuz gibi çizgi şeklinde getirdik noktalardan sonrasında arkadaşlar buradan kırmızıyı da mavi veya farklı bir renk olarak da güncelleyebilirsiniz. Ancak ben mavi olarak kullanmayı tercih ediyorum. Bu şekilde mavi olarak güncelledim arkadaşlar ve şeffaflığını da arttırdım. Sonrasında bu şekilde arka planı da kapattık arkadaşlar. Yani ne yaptık? Sadece üst seviye alt seviye ve bu şekilde kesişim sinyallerini alabileceğimiz iki tane çizgi bıraktık ve bu şekilde kesişim sinyalleriyle yükseliş ve düşüş sinyallerini alacağız arkadaşlar. Şimdi ben size şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Bu sistemde arkadaşlar alt sinyalleri Sat sinyallerine göre daha iyi sinyaller verir. Zaten videonun sonunda al sinyalleriyle testlerimizi yapacağız. Bu şekilde arkadaşlar ben bu videoda size bu sistemin nasıl düşüş sinyali vereceğini de göstereceğim detaylı bir şekilde. İçiniz rahat olsun. Ancak hani dediğim gibi ben yükseliş sinyalleri üzerinde çok fazla duracağım buradaki videomuzda. Şimdi ilk indikatörümüzün arkadaşlar nasıl kullanıldığını bir size aktarayım. Çift tıkladık bu şekilde. Buradaki indikatörümüz arkadaşlar bakın buradaki indikatörümüz bu şekilde aşağıda bir yeşil çizgi yani eksi 60 çizgisi bulundurur. Yukarıda da arkadaşlar bir 60 çizgisi bulundurur. Bu seviyeler arkadaşlar bizim için altında veya üzerinde yükseliş ve düşüş sinyalleri alabileceğimiz seviyelerdir. Bu şekilde bir yükseliş sinyalini nasıl alırız arkadaşlar? Bakın görmüş olduğunuz gibi buradan tam olarak şuradaki noktada bakın yeşil çizginin altında bakın yeşil çizginin altında kesinlikle bakın bu çok önemli. Yeşil çizginin altında. Bu bizim için çok çok önemli arkadaşlar. Ancak yeşil çizgiye bu şekilde değiyorsa da sinyali kabul edebiliriz arkadaşlar. Yani burada kesişim şurada da olsa kabul edebiliriz. Ancak mutlaka altında olması gerekiyor arkadaşlar. Bunu da belirtmek isterim. Bu önemli bir kuraldır. Yani kesişim buradaki seviyelerde yani 50'lerde gerçekleşiyorsa bunu kabul etmiyoruz arkadaşlar. Kesinlikle ancak bu şekilde eksi 60'larda eksi 59'larda kesişim yapıyorsa yani buraya değiyorsa arkadaşlar yani bir şekilde altından kesişim yapıyorsa bu bizim için iyi bir sinyaldir. Ama bu şekilde en altında bir kesişim yapması bizim için en iyi sinyaldir arkadaşlar. Bunu kesinlikle unutmayın. Bu çok çok önemlidir. Şimdi arkadaşlar evet. Buradan bir yükseliş sinyalimizi nasıl alırız? Bu şekilde arkadaşlar bakın. Görmüş olduğunuz gibi beyaz çizgi mavi çizgiyi yeşil çizginin altında bu şekilde kesip mum kapatırsa bakın mum kapatması da çok önemli yani mum kapatmak ne demek yeni bir mumun oluşması yani ne oldu? Mumu bekledik. Bu şekilde bekliyoruz, bekliyoruz. Mum kapandı. Yeni bir mum başladıysa bir önceki mum kapanmış demektir. Hani bilmeyen arkadaşlarımız var arkadaşlar. Yorumlarda soruluyor. Bu yüzden hani bunları da açıklamam gerekiyor tabii ki de. Hani yeni başlayan arkadaşlarımız olabilir. O yüzden bu şekilde bilgilendirmeleri yapmamızda fayda var. Şimdi burada kesişimin gerçekleşmesini ne demiştik? Mum kapanışında bekliyoruz. Yani Yeni bir mum oluştu ve şu şekilde bir görüntü görüyorsak arkadaşlar bakın görmüş olduğunuz gibi burada yeşil çizginin altında bu şekilde beyaz çizgi mavi çizgiyi keserek mum kapatıyorsa bizim için bir yükseliş sinyali bir VT altre LB yani Wave Trend osilatör indikatörü. Peki bir düşüş sinyali nasıl verir arkadaşlar? 60 yani kırmızı çizginin üzerinde beyaz çizgi bakın tetik çizgimiz yani ara çizgimiz beyaz çizgi. Hızı. Beyaz çizgimiz Mavi çizgimizi üstten aşağı doğru kesiyor ve mum kapatıyoruz arkadaşlar. Bu da nedir? Bizim için bir düşüş sinyalidir arkadaşlar. Şu şekilde bir düşüş sinyalini de işaretleyelim. Buraya kalp koymuşuz. Ne zaman kalp koydum hatırlamıyorum. Şu şekilde arkadaşlar. Bu da bizim için bir düşüş sinyalidir. Wave Trend Oscillator indikatörü bu şekilde kullanılır arkadaşlar. RSI mantığı yani RSI gibi düşünün. Alttan geldiğinde yükseliş, üstten geldiğinde de bizlere bir düşüş sinyali verir. Ancak tabii ki de kesişim ve buradaki seviyelerin altında veya üzerinde olmasını mutlaka bekliyoruz. Şimdi Diğer indikatörümüz arkadaşlar çok önemli bir indikatör kesinlikle. Ayarları çok özel bir kere. Ayarları çok uzun zaman test edilmiş ve çok güzel bir indikatör. Peki bu indikatör hangi indikatör arkadaşlar? Mutlaka şu an ekran başında sizler de benimle beraber indikatörü bu şekilde açın ve kontrollerinizi yapın. Yani kurulumunuzu yapın ve bu ücretsiz sisteme sahip olun. Şimdi arkadaşlar ikinci indikatörümüz QQE boşluk MT4 boşluk GLAZ. Bakın favorilerinde de zaten ekli arkadaşlar. Tıkladık bu şekilde görmüş olduğunuz indikatörü grafiklerimize entegre ettik arkadaşlar. Bu şekilde buradaki indikatörü bir yukarı çıkartalım arkadaşlar. Bakın bu şekilde buradan bakın bölmeyi yukarı taşı diyor. Bu şekilde aşağı ve yukarı taşıyabilirsiniz. Şimdi ikinci indikatörümüz geldi bu şekilde. Şimdi arkadaşlar bakın ayarlar bölümüne tıklıyoruz bir kere ve karşımıza buradan girdiler bölümü çıktı. En önemli zaten bölüm burası. Girdiler bölümü çıktı. Çok güzel. Buradan ayarları ne yapacağız? Değiştireceğiz. Buradan arkadaşlar 14 silip 7 olarak güncelliyoruz bu şekilde. Sonrasında RSI Smoting'i silip arkadaşlar bu şekilde 3 olarak güncelliyoruz ve buradaki Best QQE faktörü de 4.238 olarak kalıyor. Burada herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Sonrasında Threshold'u da arkadaşlar bu şekilde 5 olarak güncelliyoruz. Yani 7, 3, 4.238, 5 şeklinde güncelliyoruz arkadaşlar. Sonrasında Stil bölümüne geldik bu şekilde. Stil bölümünde ne yapacağız peki? Stil bölümünde de önemli ayarlarımız var. Öncelikle Sondaki 4 seviyeyi kapatıyoruz bakın. Tikler açıktır burada. Bu şekilde kapatmamız gerekiyor. Sonrasında arkadaşlar bu şekilde yukarı doğru geliyoruz ve ilk 8 tiki de kapatıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bakın arka arkaya bu şekilde benimle beraber hareket edebilirsiniz. Hızlı bir şekilde kapatalım. Şimdi ne yaptık arkadaşlar? Burada sadece histogramı bıraktık. Peki bu kadar yeterli mi? Hayır. Burada birkaç ayar daha yapacağız. Burada renk sıfırın karşısındaki yeşil arkadaşlar bu şekilde arttırabilirsiniz. Dilerseniz kalınlığını da bu şekilde değiştirebilirsiniz. Ancak herhangi bir etki etmiyor. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Yani sadece şeffaflığını arttıralım lütfen. Sonrasında Renk 1'i de yani düşüş sinyallerini alacağımız seviyeleri de arkadaşlar bu şekilde yükseltebilirsiniz. Bunları detaylı bir şekilde görebilmemiz için. Ardından renk 2'yi de bu şekilde kapatmanız gerekiyor. Bu şekilde arkadaşlar. Yani buradan turuncu sinyallere gerek yok. Sadece yeşil ve kırmızı sinyaller bizim için teyit indikatörü olarak işlev görecek ve bizlere sinyallerini aktaracak. Bu şekilde arkadaşlar bakın görmüş olduğunuz gibi ayarlarınızı yapabilirsiniz. Ayrıca buradaki indikatörlerin ayarlarında görünürlük bölümü aynı şekilde kalıyor girdiler bölümünü son kez kontrol edelim. 7, 3, 4.238 ve 5 şeklinde kalıyor arkadaşlar. Sonrasında ne yaptık? Tamamı bastık. Şimdi arkadaşlar ne yaptık? Sistemimizi detaylı bir şekilde kurduk ve sistemimize sahip olduk. Şimdi al ve sat sinyallerimizi ücretsiz bir şekilde alabileceğiz. Buradaki sistemimiz sayesinde. Şimdi arkadaşlar öncelikle şu uyarıyı yapmam gerekirse. Buradaki indikatör stratejilerini arkadaşlar destek ve dirençlerle ve trend çizgileriyle beraber kullanırsanız daha iyi sonuçlar alabilirsiniz. Bunu da belirtmek isterim. Yani teknik analizden de her zaman faydalanmayı unutmayalım. Hiçbir teyit arkadaşlar bize zarar vermez. Her teyit bizim için daha bir, daha büyük bir avantajdır. Şimdi bakın buradan bir yükseliş sinyali nasıl alırız arkadaşlar? Çok zor değil. Gerçekten çok basit. Yani bu şekilde zorlanmadan bir yükseliş sinyali alabiliriz. Öncelikle bakın. Öncelikle VT6 LB indikatörümüzden bir yükseliş sinyali almamız gerekiyor. Yükseliş sinyalini nasıl alırız arkadaşlar? Detaylı olarak şimdi zaten demin bahsetmiştim. Yükseliş sinyalinde ne demiştik arkadaşlar? Yeşilin altında beyaz çizgi mavi çizgiyi alttan kesecek ve mum kapatacak. Bu şekilde bize dip bulucu bir sistemdir arkadaşlar. VT, Wave Trend Osilatör çok iyi bir dip bulucu indikatördür. Bakın. Şimdi ne yaptık? Buradan bir bu şekilde kesişim sinyalimizi aldık arkadaşlar. Şunu şu şekilde hemen yuvarlak içine alalım. Bakın arkadaşlar. Buradan ne yaptık? Bir yükseliş sinyalimizi aldık. Çok güzel bir şekilde yükseliş sinyalimizi verdi. VT Altra LB indikatörümüzden sinyalimizi aldık. Şimdi hemen işleme giriyor muyuz arkadaşlar? Elbette hayır. Hemen işleme girmek yok. Hemen işleme girmeyeceğiz ve sinyalimizi teyit edeceğiz. Peki nasıl teyit edeceğiz arkadaşlar? Şimdi Wave Trend Osilatör indikatörümüzden sinyalimizi aldığımızda buraya geleceğiz arkadaşlar. Hemen bunu bu şekilde büyüteceğiz ve kontrol etmeye başlayacağız. Sinyalimizi aldığımızda QQE MT4 Glass indikatörümüzde kırmızı bir bakın kırmızı bir histogram mevcut mu yani? Bu şekilde bir histogram mı görüyoruz yoksa yeşil bir histogram mı görüyoruz? Tabii ki de biz burada kırmızı bir histogram göreceğiz arkadaşlar. Yani ne demek bu? Bir dip tespiti. Dip tespiti yapacak bizlere. Biz de wave trend osilatör indikatörü ile dipteki dönüşü tespit edeceğiz. Bu şekilde arkadaşlar. Sistemimizin ana mantığı bu şekilde. Birinci indikatörümüz bizlere dibi verecek ve dibin hani dibin dibine doğru gittiğimizin sinyalini verecek. Bu şekilde güçlü olduğu noktalarda sinyalimizi diğer indikatörümüzden aldığımızda diyeceğiz ki düşüşün sonuna geldik ve yükseliş sinyalimizi alacağız. Peki bunu nasıl yapacağız buradaki indikatörümüz sayesinde? Bu şekilde arkadaşlar uzun bir süre bakın en iyi sinyalini anlatıyorum şu an sizlere. Uzun bir süre bu şekilde devam etmişse kırmızı olarak devam etmişse yani düşüş trendi uzun bir süre devam etmişse ve aşağıdan bu şekilde bir yükseliş sinyali gelmişse arkadaşlar bizlere bir dip tespiti yapar. Yani bu şekilde resmen bir çukurun dibini bulur arkadaşlar. Bu şekilde en dipleri bu şekilde tespit edebiliyoruz. Peki en iyi sinyali nasıl alırız? En iyi şekilde sinyalimizi nasıl alırız? Tekrar bunu bir kontrol edelim. Şimdi arkadaşlar bu sinyalimizi aldığımızda eğer buradaki indikatörümüzden bu şekilde bakın kırmızı çubukların yavaş yavaş azaldığını da görüyorsak bu da arkadaşlar bizlere ek bir teyit sinyali verir ve bu teyit çok önemlidir arkadaşlar. Bakın bu teyit çok önemlidir. Mesela burada en iyi sinyal nedir biliyor musunuz? Burada kesişim geldiğinde eğer QQE MT4 glaz indikatöründe buradaysak bakın. Buradaysak yani ne yapmış? Gelmiş yukarıdan aşağı doğru bakın yavaş yavaş azalmış 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 ve bir kısa çubuk var. Çubuk ne kadar kısaysa o kadar iyi sinyal verir arkadaşlar. Bunu da belirtmek isterim. Görmüş olduğunuz gibi bakın. Burada en iyi sinyalini burada verirdi. Burada sinyali nerede vermiş peki arkadaşlar? Hangi mumda vermiş? Onu bir tespit edelim. Direkt mumu yani direkt mumu saptayalım burada. Kesişim bakın burada 16.06'da vermiş. Bakın buradaki örneğimizde. Baktık arkadaşlar öncesine bu şekilde bakın. Çok yüksek. Azalmış. Sonra bir daha azalmış. Sonra bir daha azalmış. Sonra hani biraz yükselmiş ama hani bu şekilde aşağı doğru gittiğini görüyoruz. Hani böyle bir görsel görüyorsak belki de bir mum daha bekleyebiliriz. Hani bunu sizlere bırakıyorum ama ben beklemiyorum. Çünkü zaten buradan bu şekilde aşağı doğru gitmiş. Yeterince gitmiş. Sonra baktık hani biraz yükseldi. Problem yok. Sonra baktık mesela bir aşağı indi. Hani burada da giriş yapabiliriz. Ancak ben şuradaki mumda giriş yapardım. Çünkü baktığımız zaman zaten çok tepeden yavaş yavaş hızlı bir şekilde düşüşünü yapmaya başlıyor. Burada arkadaşlar giriş sinyalimizi nerede aldık? Bakın şu şekilde en dipte. Bakın. En dipte. 16.06 bakın. Kesişim burada oldu. En dipte yani bakın. Mesela burada bir yükseliş trendi var. Görmüş olduğunuz gibi. Buraya kadar yükseliyor. Biz sinyalimizi nerede aldık arkadaşlar? Bakın. Çizgi şeklinde göstereyim bunu size. Bakın. Hani bir düzeltme bile yok. Tam olarak buradan aldık sinyalimizi ve direkt yönü yukarı doğru verdi. Hani direkt uçuşa geçti. Bu şekilde arkadaşlar sinyallerimizi detaylı bir şekilde alabiliriz. Yükseliş sinyalleri gerçekten çok güçlü. Hani açın. Dakikalık grafikleri açabilirsiniz. E, saatlik grafiklerde bu şekilde kontrol edebilirsiniz bu arada. Hani saatlik grafiklerde düzeltmenin olma ihtimali dakikalık grafiklere göre daha fazla. Bu uyarıyı yapayım sizlere. Bunu testlerde çok gördüm çünkü. Hani dakikalık grafiklerde ben e, daha verimli olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki de sizler de testlerinizi yapın. Şimdi arkadaşlar ne yaptık? Burada en dibi tespit ettik. Çok güzel bir şekilde arkadaşlar buradaki sistemimiz sayesinde en dibi tespit edebilirsiniz. Ayrıca şunu diyebilirsiniz. Oğuzhan kardeşim veya işte Oğuzhan abi hani yaşlar gerçekten karışık. Hani abi diyen de oluyor, kardeşim diyen de oluyor. Hani bu yüzden hani zaten çok mutlu oluyorum. Çok güzel bir topluluksunuz arkadaşlar. Bunu da alttan söylemek istiyorum. Hadi Oğuzhan dediniz. Öyle bahsedelim. Oğuzhan kardeşim dediniz. Şu indikatörü eklersek. işte RSI olur, MACD olur, XXX ne bileyim bir indikatör olur. Bu indikatörü eklersen harika bir sistem çıkıyor ortaya veya şu ayarı değiştirirsen sistem daha da iyileşiyor gibi fikirleriniz varsa yorumlar kısmında sizi bekliyoruz arkadaşlar. Bakın ben değil hem ben hem de izleyiciler. Çünkü izleyicilerimiz ne yapıyor? Sürekli araştırmalar yapıyor sürekli. Sistemler geliştirmek için, yani evine biraz daha ekmek götürebilmek için, biraz daha fazla kazanç sağlayabilmek için, ek gelir elde etmek için ne yapıyorlar? Araştırmalar yapıyorlar ve sürekli indikatörlerle ilgileniyorlar. Yani ben de bu şekilde başladım arkadaşlar ve şu an Allah'a şükür profesyonel bir trader olarak hayatımı sürdürüyorum ve şu an tek mesleğim hani trade yapmak. E bu şekilde arkadaşlar. Yani bana bana şunu söyleyebilirsiniz. Üçüncü indikatör olarak şunu eklersen çok güzel bir sistem çıktı. Diyebilirsiniz arkadaşlar çok sevinirim. Bu şekilde yeni stratejilerde geliştirebilirsiniz. Ayrıca kendi alsat taktiklerinizde kryptonmarketim.gmail.com'a gönderebilirsiniz arkadaşlar. Görsellerle bu şekilde test ediyoruz ve testlerde başarılı olursa videosunu yapıp kanala atıyoruz arkadaşlar. Sizlerin göndermiş olduğu alsat taktiklerini de indikatör taktiklerini de bu şekilde arkadaşlar bana gönderebilirsiniz. Dediğim gibi derseniz hani yorumlarda bu şekilde şu indikatörü kullanabilirsiniz diyebilirsiniz arkadaşlar. Faydalı olması açısından hani bu uyarıyı da yapmak istiyorum. Şimdi ne dedik? Alttan kesişimi alacağız. Bu şekilde azalmanın olduğu bir esnada girişimizi yapacağız. Ne kadar mum kısaysa, ne kadar bakın çok önemli. Mum ne kadar kısaysa buradaki çubuk, kırmızı çubuk ne kadar kısaysa o kadar iyi bir sinyaldir arkadaşlar. Ayrıca destek, direnç ve trend çizgilerinden de faydalanmayı unutmayın diyorum. Ayrıca ek bir bilgi olarak da buradaki bu kırmızılıklar ne kadar uzun süre devam etmişse bizim için o kadar avantajdır yani. Bizim için o kadar güçlü bir al sinyalidir. Bunu da belirtmek isterim ek bir bilgi olarak. Şimdi böyle baktığımız zaman arkadaşlar bakın yani şöyle hani zaten test edeceğiz ama buradan da şöyle bir göstereyim. Bakın arkadaşlar yani baktığımız zaman hani al sinyallerini gösteriyorum. Bakın. En dip en dipte sinyal, dipte sinyal, dipte sinyal, dipte sinyal. Şöyle şuradan artı işaretinden görünmüyor. Dipte sinyal bakın. Biraz bir yükseliş olmuş. Sonrasında şuraya bakalım. Bakın yine buradan bir şekilde zoom yaptığımızda göreceksiniz. Dipte sinyal. Sonra bakalım şöyle bir. Dipte sinyal. Bakalım dipte sinyal. Bakalım yine bakın dipte sinyal yükseliş. Şöyle baktık. Devam edelim şöyle biraz hızlı bir şekilde. buralarda pek fazla sinyal vermemiş. Ve bakın dipte sinyal. Hem de öyle böyle bir sinyal değil. Hani. Bu şekilde bir sinyal. Görüyorsunuz arkadaşlar yani. Tamamen dip bulma üzerine geliştirilmiş bir sistem. Sadece wave trend osilatörün bakın verdiği sinyalleri buradan gösterdim. Hani görüyorsunuz ki inanılmaz şekilde bizlere bir yükseliş sinyali veriyor. Bir de QQE MT4 glass ile beraber kullanıldığında siz tahmin edin ne kadar iyi sinyaller verdiğini. Peki arkadaşlar buradaki sistemimizden nasıl bir düşüş sinyali alırız? Düşüş sinyalleri evet al sinyallerine göre daha az başarılı. Hani başarısız demiyorum asla. Daha az başarılı sinyaller veriyor ama düşüş sinyalleri de çok iyi arkadaşlar. Bakın Düşüş sinyallerini asla yaban atmayın. Tüm kurallara uyarsa çok iyi sinyaller veriyor. Mesela bir düşüş sinyalinde arkadaşlar bir kontrol edelim. Mavi çizgi beyaz çizgiyi kırmızı çizginin üzerinde üstten aşağı doğru keserek mum kapattıktan sonra QQ MT4 Glass indikatörüne bakıyoruz. Ve arkadaşlar buradan bakın yeşillerin bu şekilde yeşil çubukların kapanmış olduğunu ve resmen bakın resmen Arka arkaya böyle nizami bir şekilde bakın azalmış olduğunu görüyoruz. Ve de öncesine baktığımızda bakın öncesine baktığımızda yeşil trend uzun bir süre devam etmiş bakın. Hani buraya da bakmaya gerek yok. Hani buraya baktığımızda bu şekilde arkadaşlar bakın. Yükseliş de uzun bir süre devam etmiş zaten bakın. Devam etmiş, uzun bir süre devam etmiş. Buradaki indikatörümüz de zaten bunu bizlere vermiş. Ayrıca trend tespiti yapmak istiyorsak da buradaki QQE MT4 Glass indikatörümüzden trend tespiti de yapabiliriz. Nasıl bir trend tespiti yapabiliriz? Eğer bu şekilde yeşiller bu şekilde yavaş yavaş yükseliyorsa yükseliş trendinde olduğumuzu gösterir. Kırmızılar arkadaşlar bu şekilde aşağı doğru yavaş yavaş çoğalıyorsa da düşüş trendinde olduğumuzu gösterir. Bakın bir tane indikatör bizlere neler veriyor? Bir tane sistem bizlere neler veriyor? Birbirlerinin hatalı sinyallerini eğiliyorlar. yükseliş sinyalleri veriyorlar, düşüş sinyalleri veriyorlar, trendleri söylüyorlar. Mükemmel bir sistem arkadaşlar yani dört dörtlük bir sistem ve sadece iki indikatörle. Baktık arkadaşlar ne yaptı? Kesişimi yaptı. Düşüş sinyalini verdi. Buradan azalmayı görüyoruz bakın. En tepeden sonra bakın. Maksimum yükselişini yapmış görmüş olduğunuz gibi. Bir tane sonra azalmış bakın. Düşüş sinyalimizi burada almışız. Bu şekilde arkadaşlar düşüşleri de önceden tespit edebilirsiniz. Yani buradaki sistem sayesinde düşüşleri de harika bir şekilde tespit edebilirsiniz arkadaşlar. Çok değerli bir stratejidir. Mutlaka bunu çok iyi bir şekilde öğrenin ve üzerinde durun. Aynı şekilde bu şekilde bir düşüş sinyali aldığımızda eğer burada bir dirençte görüyorsak eskilerden gelen bir dirençte görüyorsak bir ne yapar? Ek bir teyit sinyali verir. Yani ne diyoruz? Buradan başarımızı teyit eder. Yani daha çok başarı yüzdemizi arttırır. Buradaki sinyalde başarılı olma yüzdemizi arttırır arkadaşlar. Bu şekilde yükselişleri, düşüşleri tespit edebileceğimiz bu harika sisteme burada ücretsiz bir şekilde sahip oldunuz arkadaşlar. Şimdi zaten videonun sonunda hızlı bir şekilde testlerimizi yapacağız ve 50 sinyalde verdiği testleri sizlere göstereceğim. Tabii ki de bu yeterli değil diyorsanız açıp testlerinizi kendinizde Bitcoin üzerinde, altcoinler üzerinde veya hisse senetlerinde yapabilirsiniz arkadaşlar. Alım satımın gerçekleştirildiği her grafikte buradaki sistemi kullanabilirsiniz. Bunu da belirtmek isterim. İlla Bitcoin üzerinden gösterdiğim için Bitcoin'e kullanmak zorunda değilsiniz. Alıcının satıcının olduğu her yerde buradaki sistemi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Zaten test ettiğinizde ne demek istediğimi alacaksınız. Mesela bir altın grafiğinde de dolar grafiğinde de bunları test edebilirsiniz mutlaka. Ben hani çok uzun bir süre bunları test ediyorum. Arka arkaya bu şekilde hızlı hızlı videoları yetiştirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Hani mesela şunu da diyebilirsiniz. Hani biraz geriden anlatıyorsun gibisinden. Hani ben bunu hızlı bir şekilde test ediyorum. sistem buluyorum. Sonrasında test aşaması var. Test aşamasından sonra arkadaşlar çekimlere geçiyoruz. Testte tabii başarılı olursa. Bazen şöyle durumlar oluyor. Sistem buluyoruz test ediyoruz. Testte başarısız oluyor ve tüm test süresi boşa gidiyor. Sonra hemen yeni bir sistemliyoruz ve testlere başlıyoruz. Sonrasında video çekim aşamaları var vesaire. Bu yüzden arkadaşlar hani aynı gün video atamıyorum. Mesela hani bu videoyu inşallah 10 Aralık Cumartesi günü 17'de paylaşmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ama mesela videoyu şu an 3 gün öncesinden çekiyorum. Yani aynı gün çekemiyorum çünkü test aşamaları çok uzun sürüyor arkadaşlar. Bu yüzden daha güvenli sistemleri sizlere sunmak için bu şekilde birkaç gün öncesinden çekimleri yapıyoruz arkadaşlar. Buradaki sistemimizde bu şekilde kullanabilirsiniz. A'dan Z'ye bu şekilde sistemimizi sizlere aktarmak istedim. Çok değerli ve özel bir sistemdir. Hiçbir yerde bulamayacağınız harika bir sistem. Artık sizlerin arkadaşlar ücretsiz bir şekilde dipleri ve tepeleri tespit edebileceksiniz. Şimdi arkadaşlar Hemen test bölümümüze geçelim. Sonrasında da videomuzu sonlandıracağım. Şimdiden vedalaşalım arkadaşlar sizlerle. Bu sisteme sahip olduğunuz için arkadaşlar gerçekten çok şanslısınız. Bu şekilde arkadaşlar sistemler aylık olarak ödeme karşılığında satılan sistemler ve bunu sizlere ücretsiz bir şekilde verdiğim için gerçekten çok çok mutluyum. Umarım sizlere faydası olur arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Videomuzu beğendiyseniz lütfen bir like'ı bizlere çok görmeyin ve kanalımıza ailemize dair olmak isterseniz de kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Sizleri gerçekten çok seviyorum ve bir sonraki videomuza kadar da sizleri çok özleyeceğim. Kendinize çok çok iyi bakın. Şimdi test bölümüne geçiyoruz. Hoşçakalın.